Malta Trading senaryosu yapmak olur. İzlemiş miydin? Başka arkadaş. Pekala. Onun öyle bir şey olmaz. Reklamımızda alttan geçtiğimize göre ne dedim ya? Ha, Malta Trading yapacağız. Malta Trading yapacağız. Esprisi bilgisayarın aynı anda birden fazla işlem yapabilmesine olanak sağlayan yapımız. Hemen şöyle basit bir tane bunu simüle edebileceğimiz bir yapımız olsun. İki tane progress bar koyayım. Sonra bunları doldurmaya kalkalım ikisini aynı anda. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Şunları bir fonksiyonu biraz büyüteyim. Ona göre mi söyleyeyim? Geç kaldın herkes biliyor artık. 14 dakika. Normal saatine başladık geri. Progress var. Neydi? BTN başta. Başta 0-2. Bu da 0-1 olsun. Bunlar progress farkı mı? Evet. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Esprisi butona basınca bunu dolduracak. Benim fazla sıkıntısı yok. Hemen halledelim. Şimdi şuraya bir tane Porsche atalım hemen. Porsche işte 100 milyon falan olsun ya. Kaç sıfır oldu? Bir tane daha koyayım. Şöyle 100 olsun. Progress bar'ın value'su eşittir i bölü 1 milyon dersem olur herhalde, bakayım olacak. Şimdi yavaş yavaş dolması lazım yani. Oo, yine çok hızlı doluyor. Şuraya bir sıfır daha koyayım. Bir sıfır daha koyayım. Aynı hesaba geldi. Ha, en azından daha yavaş şimdi çalışıyor. Ne yapsın bu? Anlatın o efendim, ben anlamamışım bugün, yokmuşum. Videoda izlemedim sana. Evet. Şimdi hikayemiz şöyle başlıyor. Ne? Yarın, sakin. Ne sınav mı? Şimdi başta butona bastım. Alet çalışıyor. Bu çalışırken ben formu hareket ettiremiyorum. Ya da butona basamıyorum. Yani başka hiçbir ekşin yok. Esprisi, form şu an bunun üzerinde çalışıyor. İşte bu işi bitirdikten sonra ben artık diğer butonlara falan basma gibi durumlarım aktif oluyor. Yatarken falan kullanabilirsin aslında. Hani uyumadan önce bir tane yaparsan iyi olur. Arkadaş şunu istiyorum size. Ben butonların ikisini aynı anda basayım. Bunlar aynı anda çalışsın istiyorum. Ama şu ana kadar öğrendiğimiz yapı içerisinde her seferinde form sadece bir işlem yapabiliyor. İsteğimiz forma birden fazla işlem yapmıyor. Yani ne bileyim, bilgisayar virüs taraması yaparken bir yandan da bir şey yaptırıyoruz ya. Yani onun gibi. Ha? Üstü durdurayım mı? Yok, o durmadı aslında, şey yapıyor. Şey takılıyor. Görüntü takılıyor, gelmiyor bazen. Tamam, ekran kartı iyi değil. Tamam. Söz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Onur'a şimdi multitasking, yani multitasking nereden çıktı ya? Multi trading yapacağız. Bunun için sistem nokta
threading yapmam lazım. Mesela şöyle yapalım. Şimdi bizim bu bizim ana formumuz olsun. Şurada bir tane işçi var. Bu bizim işçimiz. Bütün işleri bu yapıyor. Ama her seferinde sadece bir işlem yapabiliyor. Yani bir progress bar doldururken ikinci progress bar dolduramıyor. İstediğimiz şu. Yardımcı elemanlar almamız gerekiyor. Bizim dışarıdan yardımcı elemanlar almamız lazım. Ve bunu dememiz lazım. Sen bunu çalıştıracaksın. Bir personel daha alacağız. Ondan sonra sen de bunu çalıştıracaksın. Diyeceğiz. Ve bu rahat rahat başka bir işi varsa, üçüncü bir işi yapabilecek mesela. Canında mı? Tabii Emre oraya ne bakıyorsa orada ne varsa anlayamadım. Anladınız mı? Anladım. Tamam, anladım. Tamam, anladım. Bir şey sorayım mı? Sor. Ben söyleyeyim. Nerede kullanacağız bunu? İyi böyle bilmiyorum yaptınız. Yavaş yavaş şey olsun diye sayın. Ama iyi de arttırdınız ya. Ne bileyim. Nasıl ne? Niye 5? İyi eşitsizlik de var. Anlamadım ben. Öncelikle eklemene gerek kalmadı. Yok baba, iyi bir bıraktı değil mi? Tamam, hep bölüyorum işte 1 milyona. Ha, okay, tamam. En son ben anladım, tamam. Tamam, anlıyorsan dur. Adam mühendis ya, anlamayacağım. Yani, koskoca mühendis. Ne çıkartacaksın ya? Çıkart da bakalım neymiş. Çıkarttım, ben çıkarttım onu. Tabii, çıkarttım. Lan erkek sınıf olur, nasıl belli olur? Tamam, aslında konu benim şeyime döndü. Şimdi sizin arkadaşlarım, thread diye klasımız var. TH eşittir new thread. Yalnız bu arkadaş içeriye parametre istiyoruz yani arkadaşlarım. Yani demek istediğim, yani demek istemedim de şöyle yapalım. Bu demek istiyor ki bu metodu, yani bunu bir metot yaparak bana verebilirsin. Yani içeri çünkü sürekli şey istiyor. İşte yapabileceğim bir metot istiyor. Thread start dediği, thread start edebileceğimiz bir şeyler istiyor. Yani sürekli metot ihtiyacı var. Dolayısıyla bu şekilde yazdığım bir kalıbı kullanıyorum. Ha, anonim threadler oluşturma var. Onları da kullanabiliyorum da onlar şu anki kısmımıza girmediği için atlıyorum. Şöyle ben size daha önce göstermiş miyim size oradan metot yapmayı? Göstermiş miyim? Ya basmam peki. Ben basmıyorum, ben de yapayım. Öyle de oluyor, tamam. Kısa yolda yazdım. Ama şimdi kısa yolda basınca sen göremeyeceğin için. Evet, bu şekilde yapmak daha mantıklı oluyor. Doldur 0-1. Ve şu da doldur 0-2. Ne? Alacak. Evet. Nasıl? Ne nasıl? Ne olur? Parantez. Allah aldırdım işte ya, canavar gibi. Bu deminki çizdiğinde bir tane işçi almış oldum. İşçi dedim ki sen doldur 0-2'den sorumlusun. Bunun için ne yapayım? Bir işçi daha aldım. Sen de bundan sorumlusun dedim. Yalnız tabi bunları işçiye söyledikten sonra çalışmasını söylemeniz gerekiyor. Start diyorum ki çalışsın. Sezdin mi? İş parçacığı gibi ya. İş birimi gibi hani. Ben işçi diyorum daha şey. Direkt şey değil mi hocam? Bunu veriyorsun kendisi. Evet. İkinci bir işçi alıyorsun, o çalışıyor. Yalnız bu böyle çalışmayacak. En klasik hatamla şimdi karşıma çıkacak. Çıkıt. Çıkıt yani. Tabii çıkıt da basıyorsun. Böyle bir hata çıkıyor. Diyor ki, işte progress bar 1 üzerine şu an butonuna bastığım için. Cross thread diyor. Bir tane daha thread gelmiş diyor. Çakışmasından ziyade güvenlik gerekçesiyle bu kapalı. İlk ayarlarında. Bunu bizim söylememiz lazım. Yani sen artık birden fazla thread ile çalışacaksın. Bunun kontrolünü yapma. Dememiz gerekiyor. Onun için de bende bu çıkmıyor. Niyeyse. Ha çıktı. Check for illegal cross put bilmemedi. Check for illegal cross thread cost eşit false demiz gerekiyor. Bu bazı eklentiler yüklediğimiz zaman çıkmıyor sayın arkadaşlarım. Elle yazarsanız ama yine çalışıyor. Hani çıkmasına karşın çalışabiliyor. O yüzden panik yok.
Ve akılda kalıyor ya. Okuyoruz yani. O şartlar büyük, yarısını yönler. Şimdi bastığım zaman bu arkadaş çalışırken bu arkadaşla çalıştırabiliyorum. Arada formun da kendi işlerini yapabilmesi için form da serbest. Şu an 3 tane ayrı işçi çalışıyor. Bir formun kendisi main thread'im. Bir benim aldığım bir işçi. Bu da diğer işçi. Oldu mudur? Şimdi artık formun birden fazla işlem yapabiliyor. Yani yazıcıdan yazı yazdırırken bir yandan database'den veri çekebilirim. Bir yandan da kullanıcıya bir şeyler gösterebilirim. Hani tüm işlerimi yapabiliyorum. Ha? Verim mi? Mecburen verim. Hocam, ben bir şey anlamadım. Hani mesela bir virüs programı yüklüyorsunuz, orada doluyor ya. Belli bir yani kritere göre doluyor yani. Tabii. Şimdi onları nasıl yani kodlayıp orada hani şu olunca şu kadar yüzdeye gel gibi bir şey bir durum mu? Yok ya, yani for'la çeviriyorsun zaten ya. Hani... Siz onları mı yüzdeyeceksiniz? Yok. Biz şu an... Çünkü gördüğüm sadece hani sizin gösterdiğiniz sadece onu dolup boşalması gibi. Evet, yani dolup boşalması hikayesi anlatımı kız için geçerli. Hani fazla bir program yazmayacağız burada. Evet, kullanacağız. Evet, haklı. Nasıl bir şey kullanacağız? Hayatta karşısında nerede? Hayatta karşısında nerede çıkacak? Hayatta karşısında bir tane program yazdınız. Evet. Ve o programın işlem süresi uzun. Ki büyük database'ler çalışırsan basıyorsun. Atıyorum 3 dakika, 4 dakika cevap gelemiyor. 3-4 dakika böyle program kilitlenmesi demek oluyor teknik olarak. Programın kilitlenmesi kullanıcı için program çok dandikmiş gibi bir izlenim kazandırdığı için bizim onu takılmamasını sağlamamız gerekiyor. Örnek vereyim mi? Ver, ben verecektim sana. Sen de ver, sen. Bizim kullandığımız mesela şirkette bunu şey olarak yapmış. Bizden birden fazla kullanıcıya mesela 100 mail falan mail server'dan mail atarken kullanıyor. Thread'e vermiştik biz. Thread kendi içinde şey veriyor, sisteminde hiç kasmamıştı. Tabii işte birden fazla, yani bir işi 5 kat hızlandırabiliyorsun mesela teknik olarak. İşçi alıyorsun, diyorsun ki sen %200 yap, öbürü 200-400 yapsın falan gibi böyle. Biliyorsun işte bu da 5 parçadan gelmiş oluyor. Şey de var, mesela biz virüsü kullanırken işte aynı anda birkaç işlemi yoldan yaptırabiliriz. İşte ben debug ediyorum, ne bileyim bir şey yapıyorum. Mesela şuradan stop'a basabiliyorum. Hani program bir şekilde başka programın çalıştırmasına karşın hala devam edebiliyor. Veya MSN'de konuşurken Facebook'ta konuşman da hani bakman da buna bir şey. Bilgisayar çünkü çoklu işlem desteği yapıyor. Benim anlamadığım şu olacak. Şimdi mesela bir müzik yani 1 GB'lık bir dosyayı flash'tan bilgisayara atıyorum. Evet. Oradan gösteriyor ya. Evet. Progress bar'ın şu kadar bu falan. Neye göre? Ha, o şeye göre ya. Şimdi senin zaten göndereceğin bir byte'ın belli. Evet. Gönderdiğin byte'ın belli. Sürekli düşüyorsun işte arada. Efendim? Aradan hesaplıyorsun sürekli. Süre mi hesaplıyorsun? Hayır, yüzde hesaplıyorsun. Yüzde olarak hesaplıyorsun. Tamam. Ha, tamam o Başka nerede kullanmışsın günlük hayatta? Bunu kullandığım örnek alıyorum ama düşünüyorum. Mesela şey SQL kullanırken F5'e bastığım zaman sorgu yavaş geliyorsa atıyorum o arada başka sayfada başka sorgu yazabiliyorsun veya yani bir database'i inceleyebiliyorsun gibi ıvır zıvır işlerde kullanabiliyoruz. SQL'de thread var mı? Ya aslında kullandığım her uygulamanın thread var. Hani sadece biz yani. Yok yani burada thread yazdık ya. Ha öyle thread yazma yok canım. Programı kendisi thread'le çalıştığı için. Evet. Orada zaten farklı insanlar farklı istekler gönderdiği için hani hepsi farklı çalışıyorlar. Biz bugün hani thread'i mi göreceğiz? Evet. Canan'ı mı? Emre'de hiç canlanmadı gibi hissediyorum ama şu an neyse. Canlanmadı. Valla hanım başka bir örnek daha verir mi? Valla iyi olur o zaman. Ya söyleyeyim ofisini. Şimdi hikayemiz şöyle. Şu thread olayını kaldırırsam. Bak hemen baştan anlatalım. Şimdi sistemimiz normalde, şunu da kapatayım. İlk yazdığım versiyon gibi. Şimdi böyle, normalde yaptığım işlem böyle. Kullanıcı dedim ki önce buna bas, doldur, sonra buna bas, doldur. Kullanıcı buna bastığı anda, mesela şu an formu çalışıyor. Bastığı anda işlem yapan thread'im benim main thread.
Yani şu an formu gösteren thread. Dolayısıyla form gösteren thread bunun üstüne çalıştığı için form bana cevap veremiyor. Veya başka bir işlem yaptıramıyorum. Ve kullanıcı bu uzun işlemi beklemek zorunda kalıyor. Bak mesela şu da şey oldu, yalan oldu şimdi. Ve sıkıntılı bir süreç. Kullanıcı müdahale edemiyor programa. Yani böyle kaldı. Onun için şunu istiyor kullanıcılar. Aynı anda birden fazla iş yapabilsin istiyor. Yani ben buna bastığım zaman bu inerken bu da insin. Atıyorum en basitten işte Internet Explorer'dan ya da Firefox'tan bir şey indiriyorsun. Aynı anda 2-3 tane indiremiyor mu? Tek tek indirse nasıl olurdu? Bekleyeceğin, diğer inecek, bekleyeceğin, diğer inecek falan gibi bir durum. Sıkıntı olurdu. Dolayısıyla burası Firefox'un şey gibi, ben bunu ilk yaptığımda düşünmüştüm. İndirilenler şey gibi aynı anda işte 3 tane 4 tane indirme işlemi yapmak istiyorum. Aynı anda 3-4 tane indirme işlemi yapabilmem için benim dışarıdan ekstra personel almam gerekiyor. Aynı günlük hayattaki personeller gibi. Mağazaya bir kişi yönetemeyeceği için dışarıdan ekstra personeller geliyor. Diyorum 2 tane personel alıyorum. Personel bir tanesi diyorum ki sen işte Reon 1'den sorumlusun. Sen Reon 2'den sorumlusun. Main thread'de şeyden sorumlu, kasadan sorumlu olarak düşünürsek. Evet. Bu internet sitelerinde hani indirme oluyor ya, premium oluyor, onlar evet. Oluyor. Evet. Onlar da thread'le mi ısıtlıyorlar? Mesela indirdiğin zaman biraz beklemen gerekiyor. Yok, yani. Genelde IP'den falan bakıyor onlar. IP'den bakıyor. Hocam thread gözükmüyor. Şey, kütüphanede... Using threading. Sistem nokta threading. Şimdi dışarıdan iki tane işçi aldım. Ve işçiye dedim ki ben ana forma bakıyorum main thread olarak. Başta butona bastığım zaman işçi bir çalışıyor ve main thread'de sıkıntı yok hala. Ve diyorum ki sen de çalış. Dolayısıyla iki tane download aynı anda yapabiliyorum şu an. Ya da iki işlemi aynı anda yapabiliyorum. İki taramayı aynı anda yapabiliyorum. Esprimiz programımızda aynı anda birden fazla iş yaptırabilirlik sağlamak. Yalnız threadlerde şöyle bir durum var. Mesela ben şunu önce basayım. Bu çalışıyor ya. Sonra buna basayım. Bu sonra başlamasına karşın bunu geçebiliyor. Çünkü threadlerde şey yok. İşçiyi alıyorsun. Fakat işçiyi yönetemiyorsun. Onun hızlı çalışıp yavaş çalışması gibi durumlar. Tamamen işte CPU'nun performansı bazlı çalıştığı için. Pek müdahale edilebilir durumlar değil yani. O yüzden önce bu bitecek sonra bu bitecek gibi bir yapıya şey yapamıyoruz. Hani onu bekleyemiyoruz. Kontrolü doğru yazabilirsin. Doğru yazmışım herhalde. Ha ben şeyin için yazmışım. Construction için yazmışım. Load'u da yazabiliriz yani. Load olmadığı için onu yazmışım. Siz kullanmadan önce yapman yeterli yani açıkçası. Hocam bu sefer de yüklenmiş mi? Reklam mı yapacaksın? Evet. Ben de yaşayayım mı? Aslında biz yazılım olarak yapacağız. Bu herhalde büyük ihtimal daha çok donanımsal bir yani. Bir CPU'da yolunu açtık. Herhangi bir şeyler... Ya işte yani CPU'da... Bu background worker'ın orijinali. Background worker bunun otomatiği. Evet yani background worker bunun zaten yapan bir yapısı var. Bu bizim şu an manuel onu yapmak. Hani background worker'sız yapmak. İşte background worker'ın do metodu vardı. Do work muydu, do muydu? Onu ben buraya kendim yazdım. Doldur 0-1 diye. Bunu çalıştıracaksın. Bu şey ne hocam, dezavantajlara denildi. Yani çok fazla kullanırsam ben yani daha çok ya sonuçta bilgisayarın kapasitesi belli. Hani bu konuşmaya gerek yok. Yani bayağı bir şey harcıyor mu acaba? Yani çünkü ben her şeyi şey yaparım. Nedir o programımız çalışsın diye. Thread'e basın. Zaten her şeyi thread'de yapıyoruz zaten. Yani hani, teknik olarak her şeyi bir thread açıyoruz. Çünkü thread açmazsan şey olmuyor. Hani pek istediğini alamıyorsun. Çünkü formun herhangi bir yerde kilitlenmesi şey yapmıyor. Hani huzursuz bir duruma yol açıyor. Mesela şimdi reklam gibi olacak ama benim şu aptal programım var ya, onu bir açayım. Hop. İnternetim yokmuş ya bu. Hocam benimki açılıyor, ilerlemiyor. O zaman açamıyorsunuz. Nasıl çözüm yaptım abi? Sıfırlarda sıkıntı vardır ya.
Şimdi sayın arkadaşlarım, hemen bak size şöyle bir özetleyeyim. Şimdi bu aptal programda çok basit bir zaten yapı. Mesela şu en yenilere bastığım zaman şunun dönerken arkada ben webten veri çekiyorum. Yani aslında iki işi aynı anda yapmış oluyorum. Yani hem bu dönüyor hem arkadan veri çekiyorum. Aynı şekilde film oynatırken de bu şekilde. Arama yaparken de arama yapıyorum. Bu dönüyor. Formum serbest. İşte benim bilgisayarım şu an kasıyor. Ve hani sonuç veriyor. Mesela atıyorum game off yazayım. Bu hem dönerken hem formun hareket etmesi hem de bana arkadan sonuç gelmesi, sonuçların buraya işlenmesi gibi durumları her birine farklı bir thread üzerinden yapıyorum. Ve dolayısıyla daha seri çalışan bir programa kavuşmuş oluyoruz böyle. Yani program aynı anda bir sürü işlemi yapabilir durumda oluyor. Canan'a mı birazcık sen geçtin? Canan'a hocam. Benimki niye duruyor yani? Sıfırlarında sıkıntı vardır. Hayır. Yahut şunu yazalım şimdi. Yazdım. Hayır hocam, onu yanlış değiştiriyor musun? O süreci düşürürse ne olur? Sıfırları mı? Düşürmesine gider. Daha hızlı gider. Düşürsen hızlı gider, arttırırsan çok yavaşlar. Fazla yazmış olabilir misin? Hem? Bakayım ben kaç sıfır yazmışım? Ben az yazdım. Benim top 5 kasam aldım. O zaman dur gidelim. Formula 6'da bir şey yazmıyorsun. Şöyle bir örnek daha göstereceğim şimdi. Mesela bir programım var benim. Güncelleme yapıyorum. İşte güncel dedim. Bu internetten bir şey indiriyor. Ben indirme sırasında işte başka bir yerde tarama işlemini başlatabiliyorum. Dolayısıyla bunu yapabilmemi sağlayan bir tane, şu an benim internetim yok galiba, şey metodu var, thread'i var, bunu update eden thread var. Bir de ben burada scan yaptığım zaman, mesela şu müdür thread'i bastım mesela çalışıyor. Ben bunu istediğim anda işte stop'a basıp durdurabiliyorum ve daha sonra da tekrar başlatabiliyorum gibi durumlarımız var. Evet, yani aslında İşçiyi istediğim zaman sen biraz bekle demem gerekebilir. İstediğimden şimdi devam et diyebilirim. Amacımız bu. Yani çalışan işi istediğimiz anda durdurmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için buraya buton koyayım. Hayır. BTN beklet 01. Beklet. O da beklet. BTN beklet 02. Beklet ne? Beklet ya bu. Daha iyi olmuş o yani. Şimdi böyle bir yapımız var. Şunlara basalım. Amacımız istediğimiz zaman programı durdurmak, ondan sonra devam ettirmek. Tabi bunun için şu threadlerin ortada olması lazım. Hani imantı adımı açabilmem için. 01 ve 02 yapalım. 01 bu da 02 üzerinden gelmiş. Değil mi? Bekletelim. TH1'i suspend yapacağım. Aslında suspend yaparken de bir ifade sorgulasam iyi olabilir. Kes.
eğer TH işte null'dan farklıysa işte ve TH 01 is alive ise şey demek. Hani yaşıyorsa da çalışıyorsa bunu durdur. Bu şimdi yeşil çizildi sorarsanız söyleyeceğim yoksa söylemeyeceğim. Çünkü bu artık üstüne gelen zamanı söylüyor. Yakında kullanılmayabilir, kalkacak, daha iyisini yaptık gibi bir durum çıkartıyor. İşte şu altta link de var. Yok, aslında şunlar vardı şu an sistemde. Bunları artık kullanmayalım gibi bir durum vardı. Bizim infodumuz şu an bu olduğu için bunu kullanıyoruz. Link'e tıklayıp evde bak çözersin zaten. Aynısını değişecek. Suspend yaptım. Ve burada da aynı soruyu biraz değişik sormamız gerekiyor. Null'dan farklıysa ve bunun thread durumu suspend yani bekleme modundaysa bunu devam ettir. Şimdi diğer işlerden ziyade şöyle bir artık avantajımız oldu. Başlattığım bir işi kafamın estiği anda bekletebiliyorum. Sonra canımın istediği anda kaldıran devam ettirebiliyorum. Artık böyle bir güzelliğimiz var. Normalde başlarsan bir tane daha. Başlarsan bir tane daha açar. Beklerken biraz daha geç geliyor. Neden acaba? Şimdi bunun esprisi şu, ekran kartından ziyade ben beklete bastığım zaman bu görsel gelemiyor buraya. Yani aslında ben beklete bastığım anda duruyor fakat buradaki daha önceden 50 tane daha değer almış bu. Hani bu getiremiyor görselini buraya, getiremediği için biraz yavaşmış gibi duruyor ama şey var yani durması kısmında sıkıntı yok, duruyor da sadece görsel biraz geç geliyor. İşte bunu da istediğim zaman durdurup istediğim zaman devam ettirebiliyorum. Şey var, başlaya birkaç kere basarsam ne olur? Ne oldu şimdi? Evet, ben her bastığımda yeni bir tane thread açtım. Bütün işler şimdi aynı yere farklı değer basıyor. Dolayısıyla görsel bir ileri bir geri falan oynama durumunda. Üzüldü valla. Şöyle bir sene arkadaşım yapıyoruz. Mesela şunu durdurayım. Nerede bu? Şunu durdurdum. Debug için de sadece debug'dayken çıktı bu zaten. Trace diye bir tane pencere var. Bu şu an benim açtığım programda çalışan işçileri gösteriyor. Şu main thread'im yeşil olan. Ana formu çalıştırıyor şu an. Gerisi kaç tane açmışım? Bayağı açmışım. Hepsi bir tane şey çalıştırıyor. Doldur 01 çalıştırıyor. Şu an çalışan mesela bu. Mesela biraz F5'e basayım. Şu an bu çalıştı. Sana basayım. Alttaki çalıştı. En üstteki çalıştı. Çalışma sıralarını belirleyemiyoruz yani. Efendim? Sen de bir tek yerin mi? Bu değerli. Bunlar mı? Sağolunlar. Bir şey yok. Adı ne oldu yani? Adını vermediğim için adı yok. No name diye geçiyor. Hani yazıyor ya doldur 01 metri falan. Şurada. Sonra çalıştı yani. Şu aynı yere bastığım için. ID'lere salga. Mesela şu sıfıra göre çalışıyor. Ha? ID'lere kafasına göre mi? Şunu mu? Bilgisayar veriyor ya. Onları aynı trafik döndürüyor aslında. Farklı bir şey yaptım. Efendim? Aynı trafik döndürüyor. Aynı thread tekrar tekrar çalışıyor. İşte. Yani bir işi 25 kere yaptırıyorum. Aynen. Zor bir işlemle var ya zaten. Şu thread'in dengesizliğinden biraz bahsedeyim. Çalışma sırası yok. Bir alttaki, bir üstteki, iki üstteki, iki alttaki kafasını estiği şekilde çalışıyor. O yüzden bunu herhangi bir ayarlama, kısıtlama ya da x herhangi bir şey getiremiyorsun yani. Kafasına göre can istediği gibi çalışıyor. Basit diyorum. Ben debug'da olduğum için burada sürekli şey yapıyor. İşte bana yeni bir tane şey geliyor. Aşağı doğru gitmesi
Aşağı gidiyor, yukarı gider, atlar, hani kafasına göre. Yanına mı azıcık? Evet, öyle. Resmen yağ basmış, midem... Pardon, videoyu durdurmuşum ya. Acaba en son nerede kaldık? Neyse, şöyle bari şeyi çekeyim de. Ben böyle bir gidip geldim ya. Şöyle bir kontrol göstereyim, en son nerede durduğumuzu bilmiyorum ben. Arkadaşlar 45 dakikada dert anlatıyorum adama, hepsi kayıtlardan çıkmış ya. Evet, konu girişi tam olarak. Sorusu var mı konu giriş olarak? Bir dakika, özürüm o zaman.